James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Penguin, NGC 2936 ve Yumurta, NGC 2937 olarak adlandırılan iki galaksinin çarpıcı görüntülerini yakaladı. Bu iç içe geçmiş galaksi çifti, mavi yıldızlar ve gaz bulutlarıyla çevrili ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, NASA, Avrupa Uzay Ajansı, ESA ve Kanada Uzay Ajansı, JSA arasındaki ortaklığın bir ürünü. Görüntüler, James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk tam renkli fotoğraflarının yayınlanmasının ikinci yıl dönümünde paylaşıldı ve evrenin oluşumuna dair bilgiler sağlamaları bakımından oldukça önemli. Bilim insanları, bu galaksilerin çarpışmasının yıldız oluşumunu tetiklediğini ve bu da yeni nesil yıldızların ve potansiyel olarak gezegenlerin oluşmasına yol açtığını düşünüyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun kızılötesi görüş yeteneği, daha önce Hubble Uzay Teleskobu tarafından görülemeyen galaksilerin ayrıntılarını ortaya çıkararak evrenin ilk zamanlarına dair yeni pencereler açıyor. Bu keşifler, astronomi alanında çığır açıcı gelişmelere yol açabilir ve evrenin nasıl oluştuğuna dair anlayışımızı geliştirmemize yardımcı olabilir. 10 milyonlarca yıldır birbirleriyle iç içe geçmiş olan bu komşu galaksilerin, gelecekte birleşerek tek bir galaksi haline geleceği öngörülüyor. Bu galaktik dans, Samanyolu ve Andromeda galaksileri içinde kaçınılmaz bir sonu işaret ediyor. Bilim insanları, yaklaşık 4 milyar yıl sonra bu iki dev galaksinin de çarpışarak birleşeceğini tahmin ediyor. James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık 2021'de NASA tarafından uzaya fırlatıldı ve Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görevi devraldı. Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki yörüngesinden evrenin gizemlerini keşfeden Webb, şimdiye kadarki en büyük uzay gözlemevi olma özelliğini taşıyor. Teleskobun ilk tam renkli fotoğrafları 12 Temmuz 2022'de yayınlandı ve gökbilimciler için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Penguen ve Yumurta galaksilerinin çarpıcı görüntüleri de bu heyecanın son örneğini oluşturuyor. Bu galaktik birleşmeler, evrenin işleyişi ve galaksilerin evrimi hakkında kritik bilgiler sunarak bilimsel anlayışımıza önemli katkılar sağlayacak.